düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ortaya attığı seçimle ilgili yetki tartışmasına değindi. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir dedi. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin seçim tarihine ilişkin itirazları soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin seçimle ilgili yetkinin kime ait olduğunu bilmediğini söyledi. Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. 60 günlük uygulamayı hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha anlaşılır olması için süreci tek tek anlattı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda. Ha Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Ha bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır. Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu ancak bu kez her zamankinin aksine ılımlı ve barışçıldı. Türkiye ile çözüm yolu bulabiliriz dedi. Miçotakis'e yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yunanistan Başbakanı Türkiye ile savaşmayacağız, çözüm yolu bulabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı durursan seninle işimiz yok yanıtını verdi. Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Davos zirvesinde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Ancak bu kez Türkiye'ye hedef alan açıklamalarının aksine Ankara ile aralarındaki farklılıkları konuşarak çözmenin mümkün olduğunu düşündüğünü belirtti. Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çözüm bulmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum dedi. Türkiye ile savaşmayacağız diye net bir ifade kullanan Mitsotakis, makul yetişkinler olarak Türkiye ile oturup Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları çözebilmeliyiz ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in geri adım atıp ılımlı mesajlar vermesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mitsotakis'in açıklamalarına yanıt verdi. Akıllı durursan seninle işimiz yok, dedi. Bak Mitsotakis! Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma töreninde konuştu. Hizmetler üzerinden altılı masaya yüklendi. Seçim sinyalini yarın Bursa'dan vereceğiz diye konuştu. Doğ ey güneş. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü temel atma töreninde konuştu. Konuşmasına yarı yıl tatili başlayan öğrencileri tebrik ederek başladı. Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebeveynlerimizi tebrik ediyorum.
eser ve hizmet siyaseti vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman mazeretlerin arkasına saklanmadık dedi. Her fırsatta tekrarladığım gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören, icraat odaklı çalışan bir hükümetiz. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu çok daha fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup millet yetki verince bahane arayanlardan, mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının yakın zamanda açılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu üzerinden muhalefete hedef aldı. Bu altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroya binmişler de metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Ve konuşuyorlar. Ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allahu alem daha Paris'i bile görmüş değiller. Ya biz bunları yapalı. Unuttuk. Siz neredesiniz ya? Vah zavallılar ya. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine de değindi. Seçimlerde İstanbul'un önemli olduğuna vurgu yaptı. Yarın Bursa'dan ilk sinyali vereceğiz diye konuştu. Yarın Bursa'da inanıyorum on binlerle Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz. Ama ben diyorum ki buralar başka. İstanbul bambaşka. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. Değil mi? Esenyurt'u sıfırlamanız lazım bak ona göre. İngiliz dergisi The Economist, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayınladı. Analizin kapağı da bir o kadar hadsizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu analize Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez sözleriyle tepki gösterdi. Bazı araştırma verilerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Batı medyası 2023 seçimlerine müdahil olmak için provokasyonlarına başladı. The Economist dergisi skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye hedefi rotasından çıkartmak için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Batı'nın Türkiye hazımsızlığına bir yenisi eklendi. İngiltere'nin haftalık dergisi The Economist küstah bir analiz hazırladı. Kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini yerleştiren dergi 2023 seçimlerini konu edindi. Dosyaya Türkiye diktatörlüğün eşiğinde Erdoğan'ın imparatorluğu üzerine özel bir rapor şeklinde skandal bir başlık atıldı. Söz konusu analizde seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın tutumu bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir şeklinde hadsiz ifadeler yer aldı. Bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Batı medyasının 2023 seçimlerine müdahil olmaya çalışması ve ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alması tepkiyle karşılandı. İlk tepki Cumhurbaşkanlığından geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yine başladılar. The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı, kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şahsını hedef alan provokasyona tepki gösterdi. Milletim ne derse o olur ifadesiyle son noktayı koydu. Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek, milletim! Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşem, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim ya? Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta, aç, açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar. AK Parti'den seçim takvimine ilişkin bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Bülent Turan, işleyişe ilişkin karar için Mart ayını işaret etti. 9-10 Mart'ta karar alınabilir dedi.
Başkanlık seçiminin esas olduğunu biliyoruz. Seçim takvimine ilişkin karar 9-10 Mart'ta alınabilir. Açıklama AK Parti'den geldi. Avrupa'daki büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada 2023 seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Resmi seçim takviminin Mart ayında başlatılması bekleniyordu. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yaptı. Bir televizyon programında seçim takvimi nasıl işleyecek sorusunu yanıtlayan Bülent Turan, önce resmi takvimin hala 18 Haziran olduğunu hatırlattı. Hem birinci turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. 18 Haziran'da seçim olsa 16'sında okullar kapanacak, millet tatile gidecek. 100 hacı adayımız hacca gidecek. Biz diyoruz ki 18 Haziran'a en erken tarih olsun. Kararın meclisten çıkmasını istediklerini söyleyen Turan, muhalefetin tavrı nedeniyle kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınacağını belirterek tarih verdi. Muhalefet meclisten geçmesinin önünü kapatıyor. Mart'ın 9'u 10'u bu karar alınır. Eğer Cumhurbaşkanı bu kararı alırsa yasal süreç başlayacak. 14 Mayıs'ta da seçime gitme imkanı bulacağız. AK Parti, Cumhur İttifakı görevin başındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalara değinen Turan, Sayın Erdoğan bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış, bunları aşmış bir lider. YSK sürece ilişkin itiraz konuları varsa bunlar değerlendirilir. Erdoğan 2018'de yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. Aday olamaz diyen hukuk cahildir ifadelerini kullandı. Büyük bir siyasi hata olduğunu, büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. 450 bin aşkın sözleşmelinin gözü kulağı bu haberdeydi. Onlara kadro imkanı sağlayan kanun teklifi meclisten geçti. Düzenlemeye göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadrolu olacak. Sözleşmeliye kadro teklifi meclisten geçti. 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadrolu olacak. EYT düzenlemesi kadar sözleşmeliye kadro düzenlemesi de yakından takip ediliyordu. 458.615 sözleşmeliye kadro getirecek olan teklifte mutlu sona gelindi. Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece 458.615 kişiye kadronun önü açıldı. Teklif 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor. Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak. Kadroya geçenler görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı bir yıl sonra verilecek. Belediyelerdeki sözleşmelilerde düzenleme kapsamına alındı. Düzenleme ile birlikte mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek. Vekilebe ve hemşireler, vekil imam hatiple müezzin kayyımlar da kapsamı dahilinde olacak. Sözleşmeli göreve başlayanlar 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir mecliste belirli aralıklarla basın toplantısı düzenliyor ve sorunları gündeme getirip çözümleri paylaşıyor. Muhalefet partileri ise bu durumdan rahatsız. Arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in doğruları vatandaşla buluşturmak için düzenlediği basın toplantıları muhalefeti rahatsız ediyor. Savrulan bir muhalefet var. Millet İttifakı. Yani rüzgar nereden eserse o tarafa savuran bir millet ittifakı. Tarif edilemeyen, kendilerini efendim bir yere konuşlandıramayan bir muhalefet var. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantılarını aksatmıyor. Ahmet Davutoğlu, altılı masanın gerçek düşüncelerini aşikar etmiştir. Gerçek düşünce nedir? Türkiye'yi krize götüreceğiz düşüncesidir. Aydemir bu toplantılarda hem halkın istek ve taleplerini dile getiriyor hem de Cumhur İttifakı'nın çalışmalarını vatandaşla buluşturuyor. Kadına şiddete hep birlikte karşıyız. Kadına şiddetle ilgili bizim çıkardığımız yasalar var. Kadın bizim başımızın tacı. Aydemir bazen de önemli gün ve kişilere dikkat çekerek tarihe sahip çıkıyor. Aydemir'in açıklamalarıyla istismar alanları azalan muhalefet bu durumdan oldukça rahatsız.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa'nın son açıklaması bunu gözler önüne serdi. Nasıl bakacağız danışmanlara? Her gün basın toplantısı yapıyor. Milletvekili Aydemir Ağababa'yı yanıtsız bırakmadı. Biz milletin sorunlarını çözdükçe sizin sesiniz yükseliyor, dedi. Hayata yansıttıkları ne? Belediyelerde yaptıkları. Bakın belediyelere, işçilere zulmeden, çalışanlara zulmedenin adı CHP'dir. CHP yapısıdır, o yüzden bağırıyor. Biz milletten yanayız. Elinizden istismar argümanları çıktıkça burada gürültü çıkarıyorsunuz. Yaptığınız bu. Bakın EYT'den rahatsızlığını dile getiriyor konuşmacı. Sözleşmelilerin problemlerini çözüyoruz, bağırıyorsunuz. Niye? Çünkü millet diye bir derdiniz yok. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz. Efendim burada çalışanlar kimmiş, danışmanlar? Onu da biz çözeriz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci yarı yıl tatili bugün öğrencilerin karnelerini almasıyla başladı. Erzurum'da 167 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Evet. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının son ders zili çaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Çok heyecanlıydım. Çok güzel de bir karne aldım. Mutluyum. Aileni de sevindirdin. Evet. Sence bu güzel karneye bir hediye var mıdır sana? Vardır eminim. Var mı karne hediyesi? Bakacağız artık yani. Bir hediye alacağız. İstediği bir PlayStation var. Ama onu yaza düşünüyoruz tabii. Şimdilik bu ufak başarının devamı gelirse PlayStation İnşallah. Geliyor tabii o zaman. Ki, tabii ki. İnşallah gelecek. Bekliyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. Heyecanlı mısın peki? Nasıl uyandın sabah? Gece Yok. Uyuyabildin mi? Karne heyecanı var mıydı? Uyuyamadım. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kimi heyecandan, kimi ise karne hediyesi hevesiyle uyuyamadı. Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da karne heyecanı vardı. Kente 167 bin öğrenci karne aldı. Karneni aldın mı? Evet. Bakalım gösterebilir misin bize karneni? Evet. Takdir belgesi almışsın. Sen o zaman çok başarılı bir öğrencisin. Teşekkür ederim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. 6'ya gidiyorsun. Peki karnen ne durumda? İyi. Teşekkür aldım. Karnen nasıl peki? Aldın mı karneni? Evet. Nasıl geldi? Güzel. Güzel. Sen şimdi seneye 1. sınıfa mı gideceksin? Evet. O zaman nasıl olacak? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı. Peki tatilde ne yapacaksın onu biliyor musun? Oyun oynayacağım. Partide bakacağım. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık tatil planını çoktan yapmıştı. Gezeceğim, ders çalışacağım, oyun oynayacağım. Dolu dolu geçireceksin. Evet. Ne yapacaksın tatilde? Tatilde biraz kitap okuyacağım. Kitaplarımı bitireceğim. Sonra biraz uyuyacağım. Biraz kardeşimle oynayacağım. Biraz da matematik çalışacağım. O zaman iyi tatiller diliyorum sana. Teşekkürler. Çocuklar kadar aileleri de heyecanlıydı. Sizde heyecan var mıydı? Evet, çok heyecanlıydık. Evet, ilk karnesi ana sınıfına gidiyoruz. Bu 5'e gidiyor diğer oğlum. Erzurum valisi Okay Memiş de Palandöken Nihat Kitapçı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Alkışlıyoruz. Vali Memiş öğrencilere karneleriyle birlikte kitap ve çikolata hediye etti. Vali Okay Memiş karne dağıtımının ardından açıklamalarda bulundu. 11.500 öğretmenimizle beraber sömestr tatiline girdik. Erzurum'da eğitim ve öğretimde gerçekten çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızı hem pozitif bilimler ışığı altında, pozitif bilimlerin bilimsel donelerini çocuklarımıza vermeye büyük gayret ediyoruz. Ama aynı şekilde manevi değerlerimizi, milli değerlerimizle birlikte de çocuklarımızın o farkındalıkla büyümesine çok gayret ediyoruz. İnşallah geleceğe çok daha ümitle bakan bir Erzurum gençliği nesli yetişiyor. Kulaklarını çekerken karne heyecanının yaşandığı yerlerden biri de Erzurum Uzundere ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ydu. Okulda eğitim gören 7 özel öğrenci de karne almanın heyecanını tattı. Annem,
Uzundere'deki özel öğrenciler ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda özel çocuklar için de bir sınıf açıldı. Ailelere ulaşan eğitimciler ilçedeki özel çocukların eğitime kazandırılması için çaba sarf etti. Önce iki öğrenci kaydoldu okula. Öğretmenlerin çabasıyla uzak köylerdeki özel çocuklar da okula kazandırıldı. Böylece sayı 7'ye yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ücretsiz servislerle okula ulaşımları da kolaydı. Eğitimlerinin ilk dönemini geride bırakan özel öğrenciler için de tatil zili çaldı. 7 öğrenci ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Aferin sana Melike, derslerin hepsi çok iyi. Bak senin karnen burada notlar yazıyor, tamam mı? Bizim için verimli bir dönem geçti öğrencilerimizle. Öğrencilerimizle belirlediğimiz planlara ulaştık, hedeflerimize ulaştık. Ailelerimizden olumlu dönütler aldık. Çocukların yaşadığı mutlulukları görülmeye değerdi. Öğrencilerimiz karne aldıkları için çok mutlular. İnşallah daha da güzel günlerde karneleriyle eğitim öğretimine devam edeceğiz. Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle açık. Özellikle kardiyoloji servisi birçok hastayı ağırlıyor. Öyle ki yurt dışından bile tedavi olmak için gelenler oluyor. Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Bu birimlerden kardiyoloji servisi yaklaşık 50 personel ve 10 hekimle hastalara 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Aylık yaklaşık 2500 hasta bu serviste tedavi oluyor. Kliniğimiz çalıştığı günden, çalışmaya başladığı günden itibaren yaklaşık 50 binden fazla hastaya tanı ve tedavi uygulamış bir merkez. 50 bin hastanın içerisinde acil olarak başvuran kriz hastaları, ritim bozuklukları, kalp damar hastalıkları, kapak hastalıkları ve kalp delikleri gibi çeşitli portföylerde hastalara başvurmakta. Ayrıca bu 50 bin hasta sadece yatan hastalarımızın sayısı. Merkezimizde bulunan polikliniklerimizde her gün kalp grafikleri, kalp ultrasonu, koşu testi, çevre illerden gelen birçok hastamıza hizmet vermekteyiz. Sadece çevre illerden değil, yurt dışındaki hastaların da tercihi Erzurum Şehir Hastanesi oluyor. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde kendi bölgemizin dışına da birçok hastayı kabul edip bunlara tanı ve tedavisinde aktif rol oynamaktayız. Yurt dışı açısından özellikle doğu tarafta Azerbaycan, Nahçıvan gibi ülkelerimizden birçok hastamız mevcut. Sadece bizim merkezde direkt isme gelen hastalarımız bile mevcut. Bunlarla tanı ve tedavileri başarıyla yönetilmekte. Ayrıca klinikte yer alan anjiyo odalarında 3 hastaya birden müdahale edilebiliyor. Genellikle aslında kasık tercih ediliyorken artık günümüzde kol üzerinden yöntemler tercih edilmekte, bilek üzerinden yöntemler. Biz de kliniğimizde günlük kılavuzların, kardiyoloji kılavuzların önerdiği şekilde bu hastaların uygunluklarına göre hem bilek üzerinden hem parmak üzerinden kasıktan çeşitli girişimler yapılabilmekte. Öte yandan bu merkezde ilklere de imza atılıyor. Bölgemizde ilk defa yapılan pil çıkartılma işlemi yapıldı, başarıyla uygulandı. Enfekte olan, enfeksiyon kapmış olan bir pil ve kalbe yayılmış olan bir pil başarılı bir şekilde özel cihazlar kullanarak çıkartıldı ve hasta sağlığına kavuştu. Ek olarak da çok nadir olarak yapılabilen bazı kapak problemleri, kalpte pıhtı tutan yerlerin cihazla kapatılması gibi işlemlerde merkezimizde uygulanmakta. Erzurum'da bir anne henüz bir ay önce doğan oğlunun ağzından kan geldiğini fark etti. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler müdahale etti ama bebek kurtarılamadı. Aniden fenalaştı, henüz bir aylık ömrü son buldu. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. Anne Şükrüpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta ikamet ediyordu. Evde bebeğinin burnundan kan geldiğini fark etti. Bebeğinin vücudunda morluklar da oluşması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve derhal sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler hareketsiz olan bir aylık erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşamını yitiren bebek otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Erzurum'un doğal güzellikleri saymakla bitmez. Onlardan biri gelecek şimdi ekranlarınıza. Erzurum Oltu Karayolu üzerindeki Gökkuşağı Tepeleri. Rengarenk tepeler görenleri adeta büyülüyor. Rengarenk görüntüsüyle Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılmayı bekliyor. Burası Erzurum'un doğal güzelliklerinden biri. Oltu Karayolu'ndaki Gökkuşağı Tepeleri. İzleyenleri büyüleyen bu görüntüler adeta renk cümbüşü sunuyor. Bu tepelerin iklim şartları ve özellikle milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor. Bu doğal oluşum turizme kazandırılmayı bekliyor. Erzurum'da kaçakçılık ve organize ekipleri Afrika gri papağanı bulunduğuna dair ihbar aldım. Harekete geçildi. Papağan teslim alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis operasyon yaptı. Afrika gri papağanı koruma altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler bir süre önce kentteki bir adrese yaptığı operasyonda Jaco diye bilinen Afrika gri papağanı buldu. Afrika gri papağanının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Papağanın beslenme ve bakım şartlarının kötü olduğu tespit edildi. Ekipler nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme belgesinin de bulunmadığını ifade etti. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve biyolog Burak Çiftçi tarafından papağan koruma altına alındı. Papağanın ilk muayenesinde sağlık problemine rastlanılmadı. Elazığ'da üretilen ve bölgeye has olan şavak tulum peyniri Türkiye'nin kahvaltı sofralarını süslüyor. Geçtiğimiz yıl üretilen 8 bin ton peynir hem Türkiye'nin her yerine hem de dolaylı olarak Avrupa'ya gönderildi. Bir tane 5'i gönder ama. Erzurum yaylalarında, Tunceli yaylalarında, Bingöl, Sivas yaylalarında salamura peynir halinde yani kelle peynir halinde dediğimiz peynir şekliyle Elazığ'daki depolara gelir. Burada tulum peynirine dönüştürülür o aşama aşama. Elazığ'da Şavaklılar tarafından üretilen ve bölgeye has olan Şavak tulum peyniri kahvaltı sofralarını süslüyor. Bölgedeki doğal ve zengin mineralli sütler toplanıyor, fabrikada meşakkatli bir işlemden geçiyor. Elazığ'da yıllık 8 bin ton üretilen tulum peyniri sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Öyle ki ünü ülkeyi aştı. Doğal bir peynirdir, organik bir peynirdir. Tamamen işte o yaylalardaki o güzel, verimli bitkilerden koyunların otlatılarak elde edildiği bir sütten işte o süt peynire dönüştürülüyor ve nihayetinde tulum peynir olarak sofralara geliyor. Bu peynire özellikle Avrupa'dan oldukça talep var. Bölgeye has bir peynirdir bu tulum peyniri, şavak tulum peyniri. Dolayısıyla hani 50 çeşit peynir vardır ama tulum peyniri olarak sadece bizim bölgemizden gider Türkiye'ye. Avrupa'da talep var. Özellikle pandemiden sonra bu ortaya çıkan kuraklık sebebiyle Avrupa'da da yoğun bir şekilde talep var. Tabii buradan İstanbul ve Ankara'ya giden peynirlerimiz dolaylı yönlerle Avrupa'ya da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, Amerika'ya da gönderiliyor peynirlerimiz. Sıradaki haberimiz vergi, ceza ve prim borcu olanları ilgilendiriyor. Çünkü bu borçlar için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor.
Vatandaşların devleti olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir paket daha hazırlanıyor. Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasındaki borç birikimi nedeniyle vatandaşlar çözüm arayışına girmişti. Bu kapsamda gelen borç yapılandırma talepleri hükümetin gündemine taşındı. Vergi, prim ve ceza borçları ele alınarak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için harekete geçildi. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların tümü için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah arttırımı, e-stok affı gibi imkanlar da sağlanırken, belediyelere olan elektrik, su ve öğrenim kredisi gibi borçlar da paket dahilinde olacak. Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında görüşülecek olan paketle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan paketin en geç Şubat ayında yasalaşması bekleniyor. Önceki yapılandırmalarda da olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı da getirilecek. Peşin ödeme yapma durumunda borçların %90'ı silinmiş olacak. Belirli tutarın altındaki borçların da tamamının silinmesi bekleniyor. Türkiye ve ABD arasındaki F-35 görüşmeleri devam ediyor. İki ülke heyetleri geçtiğimiz günlerde ikinci toplantılarını ABD'de yapmıştı. Milli Savunma Bakanlığı üçüncü toplantının Ankara'da olacağını söyledi. Türkiye ile ABD arasında F-35 görüşmeleri sürüyor. Üçüncü toplantı ilkbahar aylarında Ankara'da yapılacak. Türkiye, Rus S-400 alımından sonra parasını ödediği halde ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Bunun üzerine Türkiye yeniden ABD yönetimine teklif götürdü. Bu talep sonrası görüşmeler yeniden başlamıştı. Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilk toplantıyı Ankara'da gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıklarının heyetlerinin F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada heyetlerin istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bir sonraki toplantı için de tarih verildi. Üçüncü toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da yapılmasının planlandığı ifade edildi. CHP'li Çiğli Belediyesi'nde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende seslerini duyurmak istemişti. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından darp edilen işçiler şimdi de işlerinden oldu. Çiğli işçisi girer işçisin gelsin. CHP'li belediyede hakkını arayan işçiler hem dayak yedi hem de işinden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir açılışa katıldı. Törende Çiğli Belediyesi'ne ait Cibel AŞ'de çalışan işçiler Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak istedi. Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye yönetimini protesto etti. Van'da yaşadık, Elazığ'da yaşadık, Malatya'da yaşadık. Haklarını arayan işçiler muhatap bulmak bir yana bir de darp edildiler. İşçiler korumalar tarafından dövülerek bölgeden uzaklaştırıldı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Adama vurma. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olay sonrası işçilere bir kötü haber daha geldi. Diske bağlı Genel İş'in Genel Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmaya çalışan 3 işçi temsilcisini görevden aldı. Görevden alındıkları telefonla bildirilen temsilciler hangi gerekçeyle bu kararın alındığının açıklanmadığını söyledi. Başkanım bizi eziyorlar. Artırın. Kılıçdaroğlu'nun protesto edilmesini kabul etmediklerini belirten Genel İş'in Genel Yönetim Kurulu, bu eylem ne işçi sınıfı eylemidir ne de disk genel işi temsil eden bir eylemdir diyerek görevden almayı savundu. Rusya-Ukrayna arasında savaş sürüyor. Savaş devam ederken NATO üyesi 11 ülkeden bir karar geldi. Ülkeler Ukrayna'ya mühimmat desteği yapacağını açıkladı. Ukrayna kendisini Rusya saldırılarına karşı korusun diye harekete geçti. NATO üyelerinin yardımları sürüyor. 11 ülke Estonya'nın başkenti Tallinn yakınlarında yer alan Tapa askeri üssünde bir araya geldi. Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri Ukrayna'ya yeni askeri yardım sözü verdi.
Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur görüşmenin ardından diğer ülkelerden gelen savunma yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Batı birlik içinde kalmalı ve Ukrayna'yı askeri yardımla desteklemeye devam etmeli. Ukrayna'nın en çok ihtiyacı olan şey ağır silahlar. Önümüzde hala zorlu savaşlar var ifadelerini kullandı. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride bazı ülkeler yapacağı yardımları açıkladı. İngiltere 600 birim Stone füzesi, Danimarka 19 adet Fransız yapımı Sezar tipi obüs, Estonya havan topları, mühimmat, destek araçları ve tank savarlar, Letonya Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya uçak savar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçak savar sistemi, Çekya yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna'ya yapacağı askeri yardım paketini cumartesi günü açıklayacak. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.